Yanlış olduğunu bile bile sırf inandığın için yaptığın bir şey var mı? Yanlış olan olmaz mı ya? Bu soruyu da sana sormuyorum. Bence beni yanlış bir günde çağırdınız. Buradaki en büyük yanlış bu. Sevgililer gününde. Aynen. Evet. Olacak iş değildi. Sıradaki cevap verebilir istiyorsanız. Aynen. Merve? Ya çok şey yapmışımdır da ben yapmışımdır. Mesela. Bir daha sorar mısın soruyu? Yanlış olduğunu bile bile. Yine de yaptığın oldu. Tamam. Şu dur ya. Bu benim ilk programdaki cevaplar bunlar. Benim. Aynen. Olmuştur. Dur vallahi söylerim. Yapmışımdır. Yapmışımdır. Ya vallahi söylerim. Gerçekten şu hatırlamıyorum. Ben yapmışımdır. İnadımdan yapmışımdır. Evet. Beni karşımdaki gaza getirirse... Ben de yaparım. Gözüm dönüyor. Bana bir şey oluyor. Bir sinirim bozuluyor. Sen kesin öyle yapıyorsan ben de böyle yaparım diyorum. Ve böyle... Ben yani de biliyorum yapmamam lazım. Yani size de oluyordur herhalde. Hani... Hiç aslında huyunuz değilken evet, o öyle yapıyor diye. Evet, doğru. Dur ben bunu da yapayım diyorsun. Ve yani niye yaptım ya diyorsun ertesi evet, günde. Ne saçma. Sadece örnek ben geldi. Yapmışım mutlaka yani, herkesin başına. Benim de var evet, örnek istiyorum. Evet, evet. Serenay, çantanda taşıdığın en tuhaf şey ne? Yani ihtiyacım olmayan bir şey taşımam ya, ağırlık yapmam. Tuhaf bir şey yok. Serenay istediğinde küçücük çantayla geziyor. Benim evet, için mümkün değil. Evet, evet. Sende ne var tuhaf? Ben çantamı atınca yere çadır olabiliyor. Setli çantasını hiç bırakmıyor. Her şey var o çantanın arkadaşlar, içinde. Arkadaşlar benim çantamdaki bence en garip şeyi söyleyeceğim. Lütfen. Kendime bir anahtarlık aldım. Anahtarlık küçücük, saatleri açabilen tornavidalar vardır ya onlardan. Çok seviyorum öyle şeyleri. Ya işime yararsa diye ve yarıyor. Tornavida mı? Evet, küçücük böyle saat açmak için çakıların incecik... Çakıların ucunda olur, evet, tırnağını alırsın böyle. Küçücük tornavidalar vardır ya onlardan. İki tarafı, biri yıldız, biri vida şeklinde. İki tarafını da açabiliyorsun. Bir şey olduğunda onu kullanabiliyorsun böyle. Çok yani, iyi, kullanıyor musun? Çantamda birkaç gün dışarıda kalabilecek evet, kadar eşyam var. Evet, var. Her zaman. Ben hiç kullanmayacağım bir şey taşımam. Her şeyim var çantamda. Her şey. Sende var mı tuhaf? Benim çantamda yani onunla beraber kalayım doğada, yaşarım birkaç gün. Ya. İçinde yemek de var. Sinekler de var. Böyle hani benim de bir şey var yani. Aynen. Demek istedim. Evet. Dedek tişört, çamaşır, çorap, her şeyim var. Evet. Kuzum tercüme etmem lazım arada. Pardon. Her tarafı. Ama bu gerçek bir set kafası aslında. Evet. Ne lazım olur falan. Set kafası değil. Değilmiş. Benim yani o zamanlar imkanlarım olmadığı için öğrenci evim olmadı. Arkadaşlarımın evinde kalırken hep yedek tişört, çamaşır, çorabım taşırdım. Hmm. Hala taşıyorum. Allah Allah. Ya hani evet, ihtiyacım olur. İşte kokarım, değiştirmem gerekir falan gibi takıntılarımdan dolayı taşıyorum yani. Kendi sabunum falan var böyle. Kendi sabunum derken? Yani hani bir ne bileyim, sabun olmayan bir yerde olduğum. Ha, kendi sabun, yanında sabunum var. Evet, her şey var, her şey. Evet. Kendi sabunum derken markası olsa da şaşırmayız ya şu yok, an. Yok yok, hayır hayır. En son ne zaman hüngür hüngür ağladın? Dün. Tabii muhtemelen. Çünkü o bir yengeç. Tabii ki dündür. Ya. Yani her an, her yerde, her zaman. Ya. Yok yok, hüngür hüngür iyi. Hüngür hüngür ama. Hüngür hüngür üç gün, dört gün önce falandır yani. Çok yakın. Tabii. Benim de sıklıkla çok rahat sıklıkla yapabildiğim yani, bir şeyim. Sıklıkla. İki yengeç. Evet. Aynen. Bize hiç oradan gelmiyor. Vallahi. Evet, Ezgi bir şey anlatıyor, ona bile. Sen peki Şükrü? Ben galiba geçen sene bir sahnede kardeşimin ölümüyle böyle acı bir sahne vardı. O sahneyi bitirdim. Sonra böyle üzerimde bir şey kaldı. Eve gittim ağlıyorum falan. Yani o sahnenin etkisinde olduğum için galiba evet. Aa, biraz şey oldu. Senin Ezo var mı? Şey oldu. Evet, yakın bir zamanda. Yakın bir zaman. Evet, duygularımı böyle paylaşırken bayağı ağladım. Besliyorsun ama bizi. Güzel böyle iyi hissettiren bir ağlama. Evet, rahatlama. Hani çünkü evet, ağlamak gerçekten iyi gelen bir şey. Genelde iyi geliyor değil mi zaten çok, ağlamak çok, ya? Çok rahat. Enerji ben boşaltmak. İçimde tutamam öyle şeyleri ya. Ben de. O yüzden yani benim gülüşüm de çok şaşalıdır, kahkaham da, ağlamam büyük da. Büyük doğru. Çok büyük büyük yaşarım ben şimdi. Peki ben sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Tabii ki okurum. Ne münasebet yani yok ya, ne bileyim. Günlük o kadar ilgimi çeker mi bilmiyorum. Daha fazla ne ilgisini çekebilir ki bir insanın? Ne istediyorsa yazıyor işte. Ne bileyim ama günlüğe öyle hani herkes de çok, ha, o kadar çok özel şeyler anladım, yazar mı bilmiyorum ki hani. Hı. Evet. Günlük sen, tutmak ilginç bir alışkanlık çünkü. Sen tutar mıydın hiç? Ya çocukluğumda denediğim oldu ama çok sürdürülebilir değildi benim için. Benim için de.
Ben de bir zorlandım. Evet, sen Bursa'nı okur musun? 3 yıl önce sorsaydın okurum derdim. Şimdi niye ne okuma. Oldu? Okuma. Her şeyi de bilmeyeyim. Ha. Ha. Okey. Bilmesek iyi olur yani. Şey kadar, yani daha saygı duyuyorum. Ben 3 yıl olsa okurdum. Çok eski çocukluk şeylerimden, sakladığım defterlerimden onu buldum. Anı defteri vardı. Evet. Ha, evet. Tabii hatıra defterleri. İşte, evet hatıra defterleri. Bana ben işte ilkokuldan mezun olurken işte bilmem ne falan filan. Keşke getirseydik onların onları. Onların bir tanesini saklamışım ben. Benim ya, hepsi kadar duygulandım ki gerçekten. Ve böyle çok komik bir defter şey de ya hakikaten Alice'in defteri gibi böyle mor sayfalı kokulu falan ve böyle hep aynı cümleler işte bana kalbin gibi bu temiz sayfayı ayırdığın içinle başlayan ve böyle çok hani öz az ama çok duru bir yerden. Sevgi dolu değil mi? Sevgi dolu anlatan. Sen bir de bana sor onu. Arkadaşlar bundan birkaç yıl önce hatıra defterini buldum böyle piyano şeklinde. Böyle üstü yumuş yumuş olur ya onlar. Açtım içini bir iki sayfa baktım. Kulakları çınlasın. Begüm diye bir arkadaşım vardı. Begüm Çalışkan. Buradan çok selamlarımı da iletiyorum. Bana şöyle yazmıştı. Ezgi iyisin hoşsun da garip bir kısım. İlkokul 4-5 falan yani. Ve böyle okuyunca dedim ki o kadar haklı ki. Gerçekten. Evet evet bütün arkadaşlarım hep bir şekilde beni anlamaya çalışıp anlıyorlar. Kendime de bir üzüldüm. Yani evet. Garip miydin çocukken? Yani bilmem ki. Bana şimdi sor ben yine de kendim neden onları öyle yaptığımı anlatabilirim de. Dışarıdan garip görünüyordur tabii. Hmm. Evet.